Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulü Muhammedin ve ala ali ve ashabi ecmaîn. sûret Mekke 95. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 89. bölüm. Genel olarak nafilelerin bilinmesi. Kuşkusuz nafileler bir ilkeye dayanır. Onların dayanağı farz ibadetlerdir. Farz bir ışıkla karşı karşıya geldiklerinde cisimler İlahi ve nafileler ise gölgeye benzer. Dışta farzlar gibi uygulanır, farz değillerken, hesapta ise farza dönüşürler. Hadis bunu belirtmiş ve faziletini açıklamış, aslını ise aslından ayırdı. Nafile ibadet yaptığında bil ki ilahın sizi sevmesi nafilinin neticesidir. Artık bütün güçlerin Rabbin olur. Artık bütün güçlerin Rabbin olur avuçla nafilenin çiselenmesinden ki sağınağına eresin. Allah seni ruhul kuz ile desteklesin. Bilmelisin ki nafilelerin ilahi mertebede birleştirici bir hükmü vardır. Bu hükümde nafile ibadetlerin sahibi hakkın konumuna yerleşir. Onu tadan değerini bilebilir ve onu verenin hak ettiği şükrü yerine getirmekten aciz kalır. Nafileler, harzların yüksekliğine göre derece derecedir. Çünkü nafileler asılları farzlarda bulunan amellerdir. Nafile o esasdan meydana geldiği gibi onun tarzına göre ortaya çıkar. Nitekim biz de hakkın suretine göre ortaya çıktık. Biz hak için nafile, o ise asıldır. Bu nedenle hak için özü gereği varlığı zorunlu olan bizim için de onun vasıtasıyla zorunlu olan dedik. Biz Kendimiz nedeniyle zorunlu değiliz. Bu dereceyle hak bizden ayrıldığı gibi biz de ondan ayrılırız. Nafilelerin dışındakiler ise müstakil ibadet ve bağımsız ibadetler diye isimlendirilir. Onları ise bir sonraki bölümde zikredeceğiz. zikredeceğiz. Nafileler esasları olan farzların yüksekliğine göre yükselir. İbadetler içinde tenzih nafilelerinin, tenzih nafilelerinin en üstünü oruçtur. Çünkü onun farzı Ramazan orucu. Ramazan ise Allah'ın adıdır. Oruç misilsiz bir ibadet olduğu gibi Allah da benzeri olmayandır. Oruç bütün ibadetlerin nafilelerinden üstündür. Oruç cinsel ilişki yasaklar ve onda bir etkisi vardır. Engelleme gücü olan, her şeye göre engellenen zayıflıkla nitelenmiştir. Engellenen şey ibadetin yerine etki edip hükmünü ortadan kaldıracak güçte ise hiç kuşkusuz daha güçlü olurdu. Bu durumda nikahın nafilesi daha güçlüdür. Çünkü onda oruç, namaz ve diğer ibadetlerin iptal gücü vardır. Nikah hayır nafilelerinin en üstünüdür. Onun adı bir onun da bir aslı vardır ve bu asıl farz nikahtır. Ona eklenen nafiledir. Bunun gerçekleşmesi ise iki türlüdür. Bazen nikah Genel olarak muhabbet nispetiyle meydana gelirken bazen muhabbet nispetinde üreme ve çoğalma meydana gelir. Nikah çoğalma ve tenasül sevgisinden kaynaklanırsa ilahi sevgiye katılır. Çünkü Allah vardı ve alem yoktu. Allah bilinmek istediği ve iradesiyle bu sevgi ve nedeniyle yokluk halindeki eşyaya yöneldi. Onlar imkan halindeki istidatlarında asıl konumundaydı ve onlara ol dedi onlar da meydana geldi. Böylece hak bütün bilinme tarzlarıyla bilindi. Bu hakka ilişmeyen, sonradan meydana gelen bilgidir. Çünkü onu bilen kişi varlık ile nitelenmiş değildi. İşte bu marifetin ve varlığın kemalini talep eden sevgidir. O halde varlık ya da bilgi alem vasıtasıyla kemale erdi. Alem ise sevgi yoluyla imkan halindeki ayağını sabitenin şeyliklerine dönük, bu ilahi yönelişten meydana geldi. Gayesi ise dışta ve bilgide varlığın kemalini gerçekleştirmektir. Hakkın bu yönelmesi ise türeme amaçlı nikaha benzeyen bir haldir. Öyleyse farz nikah, farzların en üstünüken nafilesi de nafilelerin en üstünüdür. Türlerinin fa farklılığına rağmen türlerinin farklılığına rağmen onu yerine getiren kimse onların elde ettiğini elde etmiştir. Esas ise nikah nafilesinin esas ise nikah nafilesidir. Çünkü bir amelin daha önce var olmayan bir varlığı ortaya çıkarması nikahın sonucudur. Her amel kendi hakikat ve yoluna göre bir sonuç oluşturur. Öyleyse nikah her işte asıl, dolayısıyla üstünlük, ihata ve öncelik sahibidir. Ebu Hanife nikah hakkında şöyle der. Nikah en faziletli nafiledir. Ebu Hanife haklıdır veya gerçeği isabet etmiştir. Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar sevdirildi ve en çok evlenen peygamberdi. Çünkü nikahta insanın üzerinde yaratıldığı ilahi suret ile özdeşleşme vardır. Fakat Keş yolundaki insanlardan hatta Allah ehli ariflerden pek azı bunu bilir. 586 senesinde İşbiliye'de Ebu Haccac Yusuf el galleriye yani galey, galey reylidir, bize gelmişti. O hal ehliydi. Benimle otururken bu makamdan kendisine bir misal gösterirdi. Halinin etkisi altında gördüklerini gördüğü şekilde bana anlattı. Söylediklerini açıklamak mümkün değildi. Hakkın bildirmesiyle alemi keşfetmiş ve hangi surette babası olduğunu görmüştü. Heyecan içindeyken kendisini sakinleştirmeye çalıştım. En sonunda sakinleşti. Öyleyse hakkın varlığı gerçekte farz iken kulun varlığı bu farzın nafilesidir. Bu nedenle ona göre ortaya çıktı. Nafil, nikah nafilesinden ortaya çıkan hususları zikrettik. Namaz nafilesinde kulun varlığı kutsi hadiste belirlenen taksimdeki payında ortaya çıkar. Hadiste namazı kendim ile kulum arasında böldüm denilir. Kul bu namazın nafilelerinden namazın taksimindeki payını öğrendiği gibi Rabbinin payını da öğrenir. Farzından ise Rabbinin payını ve namazdan olan kısmını öğrenir. Her halin belli bir zevki vardır. Çünkü farzın sahibine verdiği hüküm nafilenin hükmünden başkadır. Farzı yapan kimse zorunlu kul iken nafile yapan serbest ve özgür kuldur. Bu durumda kul ilahi nitelikle nitelenmiştir. Bu nitelik meşiyettir. Dilerse yapar, dilerse yapmaz. Oruç nafilesi onun benzeri bir şey yoktur ayetinde dile getirilen benzersizliğin olumsuzlanmasından meydana gelen tenzihi kula kazandırır. Başka bir ifadeyle onun mislinin misli bir şey yoktur. Hakkın misli onun suretine göre yaratılmış olandır ve hak bu benzerin misli olmasını olumsuzlamıştır. Öyleyse Allah benzeri olmamaya daha layıktır. Allah'ın suretten payı özellikle isimdir. Allah gerçekte Kendisine ait varlık adını aleme verdiği gibi alemle istidadıyla ve hakkın mezharı olması bakımından Allah'a güzel isimleri verir. Bu isimlerden bildiklerimizi ve bilmediklerimizi Allah'a veren alemdir. İşte bu alemin Allah'ın suretine göre olmasının anlamıdır. Zekat nafilesi insana bereket kazandırır. Bu bereket farzın kazandırdığının üzerinde gerçekleşen artıştır. Haccın nafilesi yönelişin birliği ile birlikte oluşun zuhuruyla farklı yönlerde yönelişi kazandırır. Umre nafilesi bütün ibadetlerde helal ve haramlık uçları arasında hakkın huzuruna girmeyi kazandırır. Burada bir zevk ve içme vardır. Bu ikisi Allah ehlinin nezdinde bilinen iki tecellidir. Zikir nafilesi ve ona devam ale devam alemde dilediğin her şeye ol deyip o, o şeyin gerçekleşmesi imkanını verir. Farz olan zikir Allah'tan başka ilah yoktur demek. İhram tekbiri, namazın selamı, şehadet ve sözle ilgili bütün farzlardır. Zikrin farzı ise hakka yap deyip onun yapmasını sağlar. Bütün nafilelerin kazandırdığı şeyleri birleştiren ise Hakk'ın kulu sevmesidir. Öyleyse nafileler Allah'ın kulu sevmesini sağlar. Fakat bu herhangi bir sevgi değildir. Hakk'ın kendisiyle duyduğun kulağın kendisiyle gördüğün gözün ve kendisiyle tuttuğun elin olduğu sevgidir bu. Bu hadis eşya arayışında dereceli üstünlükten söz etmemizi engellemiştir. Genel anlayış insanların nezdinde gözün ayaktan üstün olduğunu bildirir. Hak ise kendini kendisiyle gördüğün gözün kendisiyle yürüdüğün ayağın konumuna indirdi. Allah her hakka hakikatini kendisinden vermiştir. Allah kendini üstün tutmaz. Çünkü o şanına layık tarzda kendisi olduğunu zikrettiği her şeyde zuhur edendir. Öyleyse bu yorumda göz ayaktan daha üstün ve faziletli değildir. İnsanların çoğu ise bunu bilmez. Genel ve özel olarak nafile ibadetlerin sağladıklarını açıklamış olduk. Allah hakkı söyler, doğruya ulaştırır.